Hoş geldiniz. Bugün size bir futbol içeride Türk Gücü Münih'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım, zihin, sensin, aşağıdan abone olmayı, unutmayın. videoyu beğenip bize de destek olabilirsiniz. Bu bölümde devre arasına kadar gitmeyi düşünüyorum. Bu oyuncuma sürekli teklif geliyor. 36 yaşında keşke satsam diyecek noktaya geldim. Şu Leon'la anlaştık. Aslında satmak gibi niyetim yoktu. Leon karşıma çıkana kadar Leon gördüğünüz gibi yani arıyorum arıyorum oyuncu bulamıyorum bir türlü istediğim şekilde. Leon'u biz 50 bine transfer ediyoruz. 17 binde aylık maaş vereceğiz. Çok uygun çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Bu ligde gördüğünüz gibi Bundesliga 2'ye yükseldik. Düşmememiz gerekiyor ve şöyle bir sıkıntı var. Maaş konusunda sıkıntımız var. Bütçe transfer bütçemiz sezon öncesi hani primler veriliyor ya oradan transfer bütçesi 140 bin aldım. Geçen sezon çok hatalar yaptırdım. Şunu açtığım için gördüğünüz gibi 1 milyon zarardayız gördüğünüz gibi. Geçen sezon maaş bütçesini açtığımız için zaten kulübün parası yok. Kare bakılınca da 2300 kerimiz olmuş. Şu anda iyi bir oyuncu alayım dediğim zaman e, neredeyse neredeyse 90-100 bine yakın bir maaş istiyor. Biz de o maaşı karşılayamıyoruz maalesef ki. Ben de kiralıklara yöneldim. Biraz sonra transferlerimize bakacağız. Bu sezon öncesi bakışta gördüğünüz gibi biz 6. sırada gözüküyoruz. Bazı takımlar transfer yapmış. Bir ara 5-4'e kadar yükselmiştik ama diğer takımlar da transfer yapınca şöyle oldu. Yani yönetim bizden ligden düşme diyor. Biz de düşmemeye çalışacağız. Çünkü bu ligde kalır, kalacağız e, ümidim değil. Belki bir sürpriz yapar yükseliriz. Gördüğünüz gibi bu ligde şöyle bir şey var. İlk üçte bitirirsek bu şekilde transfer bütçesi. E, orta sıralarda bitirirsek 14 milyon düşersek de 8 milyon gibi bir transfer bütçesi alacağız. Ama düşmemek hedefimiz transferlerimize gelelim hızlı bir şekilde. Devre gelecek bir transferimiz var gördüğünüz gibi anlaşmış olduğumuz. Buna bedel hak getiriyoruz. Ne kadar maaş verdiğimiz şu anda gözüküyor mu? Gözüküyormuş. Çok az maaş veriyoruz gördüğünüz gibi. Şu Leon gelirse çok iyi. Leon bizle ilgileniyor. O raporlara karşı yani yönetim bana buldu bu oyuncu. Gördüğünüz gibi aşırı ilgili. Ondan dolayı başka biri daha teklif yaptım varım ona gitmez. Jorga Felix falan vardı bize geçen sezon. Ee, Burak Kapacak vardı. Bir dakika gidenler bu şekilde. Bu sezona gelelim. Lucas Gomez. Kiralık olarak getirdik. İyi bir forvet olacağını düşündüm ama yönetim burada bir yerde neredeydi? Ee, bölgesel lig seviyesinde diyor. Niye böyle bir rapor hazırlamışlar bilmiyorum. O oyuncu 5 yıldız olacak potansiyeli var. Yani bizi bu ligde taşıyacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'dan Erhun'u kiraladık gördüğünüz gibi. Erhun orta sahada iş yapacağını düşünüyorum. Geçmişte Adana Demirspor bedelsiz olarak katılmış ve 18 lig maçına çıkarak gördüğünüz gibi bu şekilde bir puan sergilemiş. Bakalım bizde neler yapabilecek. Bu arada Lucas geçmişte neredeymiş? Bedelsiz olarak almışlar. Kardeş bedelsiz al, getiren adamları biz yapıyoruz. Bedelsiz olarak Leo'yu almışız sağ gördüğünüz gibi güzel bir transfer olmuş. Buna da ne diyorlar? Buna da çoğu üçüncü ya kardeş. Onlar çok garip yani. Vedat olarak katıldı bize. Geçen sezon 34 maçta güzel bir ortalama yakalamış gördüğünüz gibi. Kiralık olarak gördüğünüz gibi bir sabek. Bir dakika iki tane sabek ama bu kanatta da oynayabilir. Onun da avantajı var. Buna da mı ikincilik, üçüncilik, çoğu bölgesel? Neyse ona bakmayalım. Adam son üç sezonda kiralık olarak geçiriyormuş. Geçen sezon 6.54. Ona ben bakmadım transfer ederken de. Kerim Çalhanoğlu. Bu Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi olması lazım. Geçen sene bizimle aynı ligde oynamış. 13 maçta forma şansı bulmuş. 4 de asist yapmış. Bakalım Kerim bizde neler yapabilecek? Kiralık olarak getirdik. Hiçbir şekilde maaş ödemiyoruz yani. Şalki yani büyük takımların güzel yanı bu. Adamlar bize gönderiyor gelişsin diye oyuncuyu. Lucas Blake. Hem orta gördüğünüz gibi orta saha forvet arkası da oynayabilen Lucas Blake. Bizde BDSO'a Lucas Blake katıldı bize. Ee, geçen sezon 8 maç oynamış. Brezilya'da oynadığı maçlarda performans ortalaması çok iyiymiş Lucas Black'in. Bakalım Lucas Black bizde neler yapabilecek? Orta sahaya aldık. Ee, umutluyuz ee, ve bedelsiz hak getirdik bunu. 8 bin maaş alıyor bedava yani gördüğünüz gibi böyle oyuncular bulabilmemiz lazım. Bizim kalecinin kontratı bittiği için yerine kaleci bulmamız gerekiyordu. Ee, gitti adam başkasını anlaştı zaten. Geçen sezon Bayer 2'de altyapıda 34 maçta 6-90'lık bir performans sergilemiş ama bir önceki sezon ya Bundesliga 2'de oynadı ya yok oynamamış bir Ya da onlar ama kiralık gitmiş. Gitmiş ama bir şeyler olmuş orada. Tam anlamadım. Ya oynatmadıkları için geri bayağı çağırmış oyuncuyu. Biz bunu yanlış değilse az takım olarak oynatacağız ve gördüğünüz gibi para ödemiyoruz. Bunu da para ödemeyeceğiz. Ee, Bayer maaşını karşılıyor. Bu çok iyi. Gördüğünüz gibi Albion en güzel oyuncularımızdan biriydi. 28 yaşında. Ee, geçen sezon bizde çok güzel katkıları olan Albion'u 100 bine gönderdik. Bedel bize katıldı. Aslında bunu biz mi transfer ettik Katılamıyorum ama gördüğünüz gibi güzel bir performans sergiledi. Türkiye Kasımpaşa'ya gönderdik. Bedel e, bizden giden bir diğer oyuncu da bu. Gördüğünüz gibi burada bir şey var. En zayıf özelliği kararlılıkmış. Bu bizde geçen sezon oynadı mı? 4 maç oynamış. Geç bu önemli değil. Niko. Niko'yu ara ara forma şansı buldu. 20 maçta gördüğünüz gibi o da Bedel bizden ayrıldı. Ronald işte buydu be. Bu bizi var ya ne maçlarda kurtardı. 7 gollere bakmayın. Ortalamasına bakın. Bir kere maçın adamı Gördüğünüz gibi bedelsiz olarak bunda size iki takımlarına gitti. Bu bu sezon aynı ligde yer alacağız bunlarla. Elimizden giden bir Philip Philip geçen sezon bizde forma şansı bulmuştu. Gördüğünüz gibi 7.7'lik bir performans sergilemişti. Furkan Zorba. Furkan Zorba 24 yaşında. Ee, gördüğünüz gibi geçen sezon bize forma şansı az bulsa da 75.000'e Konya'ya gönderdik. Güzel oldu Türkiye'ye giden. Türkiye'ye güzel yani iki tane oyuncu güzel satmışız Türkiye'ye. Zaten onlar da yerli statüsünden dolayı almıştır aynen Furkan Zorbay'ı. 2.2 oran vermişler rakibe, bize 3 oran vermişler. Bize hiç e, fırsat tanımamışlar. İlk maçımıza çıkalım. Çünkü ilk 3 sıradaki maçları oynamayı düşünüyorum. Çoğu maçı simülasyonu vereceğim. Çünkü video çok uzamasını istemiyorum. Şöyle şuna uygulayalım. Takım seçimine gelelim. Hızlı seçim deyip kadroyu dizmem lazım ama ilk maçımıza gidelim. Sercan bu sefer kanatta deneyeceğiz. Çünkü sol kanatta oyuncumuz yoktu galiba. Mali sıkıntılarıyla bu sezon ligde kalmamız lazım. Bu sezon ligde kalırsak mali sıkıntıların üstün üstünden geleceğimizi düşünüyorum. Aslan dediğini dedim ama kimse kıvırdamadı bilene. İlk atak rakip takım adına geldi ve golünü attılar adamlar. Biz de gitmeye çalıştık ama dakika 1'de gol yemek nedir ya? Daha maçın başındayız. Gol geçerli. Bir ee, 1-0 geriye düşüyoruz. Ee, geçemiyor muyuz hacı? Şu an maç özetini nedense geçmemize izin vermiyor. Bunu kapatmış mıyız? Evet kontratak to peas sağ kanattan ortasını yaptı. Kın ol işte bu be. Kunol atıyor. dakika 15. bir birlik beraberlik geliyor. Bunu atlayamamamın sebebini ben de anlamadım şu anda. Şu anda acayip bir şekilde maç özetlerini atlama özelliğim kapanmış. Kunol bir şekilde golünü atıyor. Hadi bakalım. Corner. Reader. Hadi be. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. 1-1'lik. Bir i̇kinci yarı bakalım ne olacak. Böyle devam diyoruz. Herkes motive oldu. Ee, hazırlık maçlarında hep galibiyetle gittik. Bakalım bugün ligde de galibiyetle ayrılacak mıyız? Bir puanla biz yükselişe geçiyoruz ama e, şöyle bir şey var. O alt ligden çıkan takım bu sezon sürpriz yapacak mı acaba? Geçen sezon acayip sürpriz yapmışlardı ama şampiyon oldu. Direkt kale gol Andy. Andy göndermemiz göndermememiz iyi olmuş be. Andy attı free kickten. Dakika 57 gördüğünüz gibi burada Andy atıyor. E, ee, çoğu oyuncunun yedeği yok. O cidden sıkıntı. Maçta 86. dakika Duran top Çiota içeri Kunal. Hadi bakalım. Hadi. Hadi be gelmedi. Yok, bak gol yemeyin. 2-1 alak şu maçı. Uzun bir top. Giremedi araya. Ya yapmam be. Yapmam be. Böyle daha. Ya bizim takım Bizim takım sıkıntılı ya. Adamlar geldi mi atıyor ya. Geldi mi atıyor. Atla tuşu niye gözükmüyorsun dostum ya. Atla tuşu niye gözükmüyorsun ya. Böyle bir bug olamaz ya. Oyunda var ya. 90 artı 4. Son bir atak şansı çıkabilir miyiz? Gomez verdi Knoll. Bak solda adama verirsin çok güzel. Çok hızlı verdin ben. Solda adamı düşünmüştüm. Ben ama sen sağda verdin. Hala atak şansı devam ediyor gibi gözüküyor şu anda. Aradan veremedi. Aradan verse güzeldi olmadı. Maxim e, kırmızı kart gördü. Dakika 90 artı 2'de uzun bir top. Kınal. İşte bu be. Lucas Gomez. Orta sahada. Forvet ama orta sahada adam. Orada da işini yapıyor be. Lucas Gomez 90 artı 4. Neredeyse uzatmalarda. Burada rakip 10 kişi kaldı. Öztümer. Burada indirdi. Gomez de topu alada buluşturdu. Tekrar izlerimiz pozisyonu. Burada izleyeceğiz zaten. Hatta tuş butonu çalışmıyor. Burada Knoll dokundu. Gomez önünde kaldı. Yani ya da defans da yapmış olabilir. 90 artı 3'te kazanıyoruz işte. Ya. Bize medya bilene kazanamaz dedi ama biz kazanıyoruz. Tebrikler iyiydiniz. Ee, beyler hadi bakalım bu şekilde. Güzel bir galibiyet aldınız ama birçok oyuncunun 7 olmaması bizi biz canımızı sıkmıyor. Değil yani. Oyna, oyuncu alacağım sıkıntı yaşıyorum. Karşıdan şanslı bir galibiyet mi? Kardeş. Ya er geldiğimiz iyi mesela iyiydi ya. Bizim öyle bir sıkıntımız var. Evet 22 Ekim'e geldik. Bu takımı hatırlarsınız. Bu takım geçen sezon şampiyon olarak sürpriz bir şekilde bir üst lige çıkmıştı. Hala sürprizliğini koruyor gibi. Şunu uygulayalım. Bunu da uygulayalım. Takım seçimine gelelim. Şimdi maça çıkacağız ve ee, sağda şey yapmadan ee, şunları bir ayarlamalar fazla yapmadım. Ben çoğunlukla maçı sünnet ederek geldim birçok maça. E, burada bugün sahaya çıkacağız. Ve orta sahada bir anlaşmazlık var. Çünkü birçok oyuncu doğru dürüst mevkisinde oynamıyor. Bunlar ayarlı kalsın da takımı bildir diyelim. Luş 90 dakika oynayamaz diyor. Direkt maça gidelim çünkü bazı şeyler otomatik gideceği için maç içerisinden ayarlamaya çalışacağım. Asistanım hiçbir şey demiyor çünkü asistanım yok. Ama ben bir tane antrenörü asistan olarak geçirdim yerine ama o da bir şey söylemiyor galiba. Hadi bakalım şunu diyeyim bari o zaman maça gidelim. Oha bizim borcumuz hali yükseliyor ya. Şimdilik harcam 281 bu devre aslında gerçekleşecek olan şey ama. Ligde pozisyonumuzu görüyorsunuz 5. sıradayız ve şöyle bir fikstüre geleceğimiz zaman. En son biz Boçum karşısında oynadıktan sonra hiç maç yapmadım galiba. Kupada 4-0 yenildim önemli değil. Sonrasında 2-1 yendim. Sonra 1-0 yenildim. Yendim yendim. Sonrasında beraberlik mağlubiyet hamburgere yenildik yani. Sonrasında Wender Bremen bunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu takımı 1-0 yendik simülasyonda. Sonra 0-0, 0-0, 4-0, 2-1 şeklinde e, ee, gidiyoruz yani. Şu anda e, bu takıma karşı oynayacağız. Sonrasında bir ara verip bir lidere karşı maçımız olacak. Burada bir de lider olması lazım. Şuradan göstereyim. 10. sıra. 6. sıra onda geç. Birinci sıra aynen. Ha, bu takıma karşı ismi söylemesi zor. Atak şansı bizim adımıza galiba. Bir türlü atağa çıkamadık. Reader. Süleyman. Luş uzun bir pas. Burak. Hadi bakalım Burak. içeri pas. Two piece. Two piece. Enteresan bir isim. Filip atıyor. Burak'tan geliyor asist. İşte bu. Bu sezon baya ee, bayağı bir... bu, Luş'u göstermedim galiba. Birçok oyuncuyu süperlikten kiraladım getirdim. Ee, maalesef ki çünkü kadın takım eksikler vardı. Onları tamamlamam gerekiyordu. Ve onları getirerek takımı biraz açtık. Sercan bu sezon patlayamadı oyuncular arasında. İçeri orta ve gol yedik. Bu hiç iyi olmadı. Yine rakip adına. Rakip az bizi tokatlayacak gibi. Kınal direkt Mükemmel bir gol olabilirdi. Olmadı maalesef ki. Uzun bir top. Knoll'a doğru. Knoll teke tek pozisyondasın. Ne yapıyorsun ya Knoll? Hadi bu sesle bitti. İkinci ara bakalım ne olacak. Şimdi bu maçı kazanabiliriz diyeceğim. Hep rakibi atakta gördün müsün? Bizim bu maçı kazanmamız da biraz zor gibi derken topu söktük aldık. Ama rakibe çok güzel bir şekilde hediye ettik. Rakip geliyor. Paslaşarak çok güzel bir şekilde geldiler. Golünü atlar. İşte Temam gözükmüyor bence. Temadan dolayı oluyor çünkü temada maç sonucuna gitme özelliği vardı. Maçtan da kaçamayacağım yani öyle bir sıkıntı var. Sorun temadaymış. Gördüğünüz gibi geri geldi tuşlarım. Şuna iptal diyelim. Tuşlar geri geldiğine göre artık altta butonunda gelir diye düşünüyorum. Şimdi bu takım 2-1 geriye düştük. Dengeliden kazanırız diye düşündük ama olmadı. Hucum ağırlıklığa dönelim. Enteresan bir şekilde gol pozisyonu. İkinci ara pozisyon olmadı be. Yani çok kızgınım. Ya asistanım yok, Kazım. Asistanım yok. Ben ne diyeyim ki bunu şimdi görevlendirdiğim ya da ya. Va ikinci ara pozisyon olmadı doğru düzce. Hücum ağırlıklığa geçtik. Motiv olmuşlar aynen. Görevlendirme onu seçmiş zaten. Şimdi adamlar ikinci sıraya yükseldi. Neyse ya yapacak bir şey yok. Bizim bu sıraya yükselme hedefimiz yok. Şu maddi sıkıntılardan bir kurtulmamız lazım. İstediğimiz gibi bir kadro kuramıyoruz. Ee, biz bunu göstermiş miydik? Hatırlamıyorum ama Yeni gelen oyuncumuz luş geldi. Atakan Gündüz geldi. Trabzon'dan kiralık. Bir de Manchester City'den Aguilar geldi. Ee, hiç oynadım acaba. Çoğunu bedel gördüğünüz gibi sözleşmesine hiç para ödemiyoruz. Ee, başka türlü bizim ayakta kalma şansımız yok. Atakan Gündüz'e de ödemiyoruz. Aslında istediğim oyuncağı var da para istiyorlar. luşa da para vermiyoruz. Ee, Kerem'e de vermiyoruz sanırsam aynen Kerem'e de vermiyoruz. Yani bazı buna da vermiyoruz gördüğünüz gibi. Para vermedi bu sürece biz de herkes. Onun dışında giden oyuncumuz pek yok. En güzel giden oyuncumuz da Albion'da asıkçası. Lidere karşı olan maça geldik ama zaten lider liderlikten düşürülmüş bu arada. 2.50 oranımız var. Şöyle bir şey var. Lig tablosuna geldiğin zaman biz 5. sıradayız. Lider 4. sıraya gelmiş. bir Bremen buraya gelmiş. Boçum buraya gelmiş. Boçum şunları yendi yani. Adamlar liderli oturmuş. Eğer lider bugün bizi yenerse liderli geri alma şansı var. 35 puanla liderli oturacak. Biz kazanırsak 31 puana ulaşıyoruz. Farklı bir değişiklik olmuyor. Sıramızı koruyoruz en azından. Şu anki lidere yenildikten sonra biz bir ka maç kazandık. Sonrasında yine puan kaybı yaşadık. Bu maç bölümümüzün son maçı olacak. Bir çıkıp çıkamayacağımız bir sonraki bölümde belli olacak. Zaten e, bu maçtan sonra devre arasına kadar gideceğiz bir nevi. Bakalım neler olacak. Şöyle şunu uygulayalım. Dengeliye geçmeyeceğim. Ucumu ağırlıklı devam. Ya kazan ya kaybet mantığı. Bu arada Sercan bu sezon yoklar oynuyor. Geçen son 15 gol 15 asisti vardı. Takım kiralık olduğu için mi? isimimiz verimi vermiyor. Çözeme açıkçası. Bölümümüzün son maçında ne diyeceğim bilemedim ki. Görevlendir diyelim. Başka bir sonuç kabul edemiyorum. Bu maçı kazanmamız gerekir demiş. Kimse de yabrak kıvırdamamış cidden. Uzun bir atak şansı. İkiye bir gidiyoruz 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 derken. Filip Tupis atıyor. Bir sıfırını geçiyoruz. Yani bu atak üçüncü gelişimiz bura. gidiyor dönüyoruz. Gidiyoruz dönüyoruz. Yani şurada Öztümer şurada bak. Ara pas atacak. Pas attı. Gitti rakibe veriverdi. Pas hataları yaşadık. Burak var ya çok iyi iş yapıyor. Tupiz de kanatta çok iyi iş yapıyor ama Sercan'dan tık yok. Yani Sercan'a şans veriyoruz. Moral bozuk falan. Sercan'la işimiz var. Hadi gol yemeyelim. Bak atar atmaz gol yemeyelim. Bakın istatistik 4'e 1, 4'e 0. XC olarak bir tık iyiyiz ama hala maçta sıkıntılar var. Şimdi ikinci yarı görevlendir diyeceğim. Evet görevlendirince gördüğünüz gibi bu şekilde bugün sahada rehavete kapılmış bir oyuncu görmek istemiyorum dedim. Birçok oyuncu motive oldu zaten. Uzun bir top Gomez'e doğru. Gomez kaleciyle karşı karşıya Lucas Gomez attı. İşte bu be. Gomez 74'te. Bundan sonra Gomez'e şans vereceğiz olmadı ya. Gomez bitiriyor. Diğeri de bitiriyordu ama bilmiyorum ya. Karışık. Gomesinki daha iyi diye biliyorum bitiriciliği. Evet Gomez ya yine benim bu şey baga girmiş ya. Ben yine de değişikliğimi yaptım. Çünkü uzatma uzatma dakikasıdır. Ee, değişiklikler yapıyorlar ya bazı teknikler. Lucas Blake. Hadi be Lucas Blake atsaydın iyi de. Uzatma dakikalarında genelde bazı teknik türtüler yapıyor. Bunu geçen Sivas'ta Alanyaspor' Alanya Spor karşı kupada yapmıştı yani uzatmalarda. 2-0 kazanıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Tebrikler yiğidiniz diyelim ve herkes heyecanlı bir şekilde motive oldular. Evet bu galibiyette biz 16. sırada bitirdik ilk devreyi. Zaten aralıkta bir maç var. O da 7.ye karşı sezonun ilk devresini bitirmiş bulunmaktayız. Yani maça girdiğimiz maçı 2-0 kazanıyoruz. Maçtan çıkıyoruz. Simülasyonda 2-0 Düsseldorf'a kaybediyoruz. Bakın burada da 2-1 kaybettik. 2-1 kazandık. Burada da kazandığımız maçı kaybediyoruz yani. Böyle bir şey olamaz ya. Sezon öncesi bakış bu arada bayağı bir değişti. Sürekli değişti. Onları göstermeyi unuttum. Şu anda bize 8. gözüküyor. Gördüğünüz gibi Boçum liderliği oturmuş. Den düşmesi beklenenler ikinci sırada. Liderliği Boçum'a kaptırmışlar gördüğünüz gibi. Wender Bremen 3. Bitsek altıncıyız şu anda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.